Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine mükemmel bir konuyla birlikteyiz. Hepinize şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinizi Tonguç Akademi olarak selamlıyoruz. Mükemmelsiniz değerli arkadaşlar. Evet biz bugün neler göreceğiz? Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatını birlikte öğreneceğiz. Peki konu içinde neler yer almakta? Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı, padişah hanedan ve kanunnameyi Ali Osman'ı göreceğiz. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk kanunu birlikte göreceksiniz. Baktığım zaman Tonguç'ta hazırlanmış, kaftanını giymiş, atına binmiş. Hadi diyor ne yapalım başlayalım diyor. Hız kesmeden başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Yavuz Sultan Selim'den bahsedeceğiz. Yavuz babasını tahtı terk etmesiyle Yeniçerilerin desteğini alarak Baç'a geçecek. Normalde biz Yavuz için yani Sultan Selim için kaçıncı Selim diyoruz? Birinci Selim diye ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Bu dönemde ne yapıyor Yavuz Sultan Selim? Yeniçerilerin desteğini aldığı için bu dönemde de çok civan bir delikanlı olduğundan dolayı Yavuz ismini alacak. Ve babasının tahta terk etmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim çok önemli süreçler yaşatıyor Osmanlı Devleti'ne. Peki ne yaşatıyor dersek? Şimdi burada bir dikkatim var. Tonguç diyor ki bir şeye dikkat et. Yavuz dönemi için ne söylenmektedir? Yavuz Sultan Selim için şunu söylüyor. Padişah süreci kaç yıllıktır dersem 8 yıldır. Ama genel görüş ve tarihçilerin söylediği bir kavram var. 8 yıllık tahtına 80 yıllık bir süreç ne yapmıştır? Elde etmiştir diyeceğiz Yavuz Sultan Selim için. Aynı zamanda hatırlayın ikinci Beyazıt döneminde Doğu Anadolu bölgesinde Şiilik propagandasını yayabilmek için bir isyan çıkacaktı. Ben bu isyana ne diyecektim? Şah kulu ayaklanması olarak ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Yavuz şehzade döneminde Trabzon sancağında Gürcüler ve Safabilerle önemli mücadeleler verecekti. Bu süreç içerisinde 1514 yılında Safaviler ile tahta geçtiğinde doğudaki Şiilik propagandasını önleyebilmek için bir savaş yapacak. Peki ben bu savaşa ne diyeceğim dersem Çaldıran Savaşı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bakın hangi savaş diyeceğim Çaldıran Savaşı çünkü bu savaş Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşecek. Hatta Yavuz ile Şah İsmail arasında bir hikaye ve bir ibadet vardır. Nedir dersek? Bu dönemde Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'e insan dışkısı gönderir. İnsan dışkısına gönderdikten sonra da Yavuz Sultan Selim İzmit'i şöyle güzel bir çifte kavrulmuş lokumları var ki bu dönemde de İzmit'e selam olsun. İzmit'in çifte lokumlarını gönderir ve altına şöyle yazar. Herkes yediğini ikram eder. Ve böylece güzel bir kapak da yapmış mıdır? Evet güzel de bir kapak yapmıştır. Peki Safaviler ile yapılan savaşın önemi nedir? Dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Bu dönem içerisinde bir Doğu Anadolu'daki Şiilik tehlikesini önlemiş olacak. Aynı zamanda da Doğu Anadolu'nun güvenliğini atmış olacak, sağlanmış olacak. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış ve aynı zamanda Heşt ve Hişit adlı eseriyle tanınan bir adam var. Kim? İdrisi. İdrisi Doğu Anadolu'nun Osmanlı'ya girmesinde büyük katkı sağlayacak. Ki çünkü biliyorsunuz Doğu Anadolu bu dönemde kimin eline geçiyor? Osmanlı eline geçecek ve İdris'i Doğu Anadolu'nun Osmanlı eline girmesinde çok önemli katkılar ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceksiniz. Daha sonrasında bu dönemde Safavi Devleti'ne düzenlediği sefer sonrasında Anadolu'da bir tane beylik kalıyor. Hangi beylik? Dulkadiroğlu Beyliği. Şimdi Dulkadiroğlu Beyliği ile bir savaş yapacak. Peki ben bu savaşa ne diyeceğim? Turna Dağ Savaşı diyorsunuz. Bakın hangi savaş diyeceğim? Turna Da Savaşı olarak ne yapılmakta adlandırılmaktı. Şimdi ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Turna Dağ Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemi nedir diye sana soru geldi. Peki sen bu konuyla ilgili bana ne söyleyeceksin? Turna Dağ Savaşı'nın özelliği Türk siyasi birliği, Anadolu'daki Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. Şöyle bir geriye döndüm. Yıldırım Beyazıt döneminde büyük ölçüde Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmıştı gençler. Ama bakın büyük ölçüde dedim. Ama daha sonrasında yapılan Ankara Savaşı ile birlikte bu önemini ne yaptı? Yitirdi ama Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Turnadağ Savaşı ile birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak ne yapıldı? Sağlandı diyeceksiniz. Yavuz Sırtında çıkan küçücük bir çıban ile birlikte hayatını kaybedecek. Kaybettikten sonra bir tane tek oğlu var. Kim peki bu? Süleyman. Hangi Süleyman diyeceksiniz? Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi birazdan ona geleceğiz. Ama daha Yavuz'un 8 yıllık icraatı bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi daha sonrasında Memlükleri üzerine sefer düzenleyecek. Ben iki tane savaş bileceğim. Bunlardan birisi Ridaniye. Diğerine de ne diyeceksiniz? Merci Dabık Savaşı diyeceğiz. Bakın Ridaniye ve Merci Dabık Savaşı ile birlikte bu dönemde Memlük Devleti'ni ortadan kaldırıyor. Memlük Devleti'ni ortadan kaldırması Osmanlı için güzel olaylar gerçekleştirecek. Nedir dersek? Bu dönemde Abbas Halifesi'nin koruyuculuğunu isteyen Memlükler tamamen bunu kaybedecekler ve Abbas Halifesi'nin yerine halifelik makamına kim geçeceğiz? Sultanlar Sultanı Yavuz Sultan Selim Han geçiyor. Peki o zaman şöyle bir yorum yapalım biz birlikte. Yavuz Sultan Selim başa geçiyorsa eğer artık halifelik makamına kim geldi? Yavuz Sultan Selim geldi. O zaman İslam dünyasının ilk lideri kim oldu? Yavuz Sultan Selim oldu. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi kim oldu? Yavuz Sultan Selim oldu bu dönem içerisinde. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Saltanat makamı içerisinde halifelik anlayışını uygulayan ilk devlet kimdir dersem Osmanlı devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yani devlet nasıl bir yapıya kavuşmuştur dersem teokratik bir devlet yapısına ne yaptı kavuştu. Yani teokratik demek ne demek dinle yönetim anlayışına ne yapılmıştır geçirmiştir diyeceksiniz. Şimdi bu dönemde gelelim Kanun Sultan Süleyman'dan bahsedeceğiz. Kanun Sultan Süleyman ile ilgili ne diyeceksiniz? Bakın burada bir şeye dikkat çektim. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı. Peki şimdi size sormak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nde kaç yıl payitahtlık sürecinde yer almıştır dersem tam tamına 46 yıllık Osmanlı Devleti'nde bir yönetim biçimi ne yapacak Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirecek. Avrupa'yı öyle bir titretiyor ki Kanuni Avrupa Kanuni Sultan Süleyman için muhteşem veya büyük Türk olarak ne yapılmıştır adlandırmıştır Kanuni Sultan Süleyman için diyeceğiz yani granda Türk olarak da ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi bu dönemde dedesi Fatih Sultan Mehmet Han döneminde alınamayan Belgrad ne yapılacak 1521 yılında fethedilmiştir. Daha sonrasında Dünyanın en kısa sürecek savaşlarından birisi gerçekleşiyor. Nedir peki bu? Mohaç Meydan Savaşı. Siz bir deneme sınavına giriyorsunuz. Deneme sınavı kaç saat sürüyor? Ee, cevabını çok iyi biliyorsunuz. 2 saat değil mi? Savaş kaç saat sürmüş biliyor musunuz arkadaşlar? 2 saatlik bir süreç gerçekleşecek. Ve 2 saat içerisinde Macar ordusunu Kanuni Sultan Süleyman yerle bir etmiştir. Hatta rivayete göre Macar ordusu bu dönemde içiyorlar sarhoş oluyorlar. Sarhoş olduktan sonra Macar gözlemcinin biri geliyor diyor ki eyvah diyor Türkler geliyor. Bu dönemde Macar ordusu o sarhoşlukta kendi ordularının kısmi bir bölümünü kendileri imha edecek. Karnında bir geliyor diyor ki 3-5 tane kişi gidelim bunları alalım. Mohaç'la birlikte dünyanın en kısa süren meydan savaşını ne yapmıştır yapacak. Daha sonrasında Avusturya'ya bir sefer düzenliyor ki biz artık nerenin kapılarına dayanacağız? Viyana'nın kapılarına ne yapıyoruz? Dayanacağız. Fakat bu dönemde Fransa kraliçesi bizden yardım istedi. Ben bunun üzerine Viyana'yı kuşatacağım. Fakat istenilen sonuç alınamıyor. Neden? Bir, kuşatmaya gerekli önemi vermeyeceğim. İki, aynı zamanda kuşatma kış şartlarına denk gelecek. O yüzden de kuşatma kısa sıra içerisinde ne yapılmıştır? Kaldırıldı diyeceksiniz. Şimdi Viyana'nın özelliği nedir? Şunu bileceksiniz arkadaşlar. Bu dönemde Avrupalılar yavaş yavaş artık Türklerden daha da çok ne yapmaya başlayacak? Korkmaya başlıyor. Avusturya bu dönemde bir sefer düzenleyeceğim. Hangi sefer diyeceksiniz? Alman seferi diyeceğiz. Alman seferi sonrasında Avusturya diyor ki ya da diyese Hasbuklar diyeceksiniz. Diyor ki dur biz seninle bir ne yapalım? Anlaşma yapalım. Peki hangi anlaşmayı yapacağım? Avusturya ile İstanbul anlaşmasını yapacağız. Peki İstanbul anlaşmasının benim için özelliği nedir? Diyorum ki Osmanlı Devleti Avusturya karşı siyasi üstünlük sağlıyor. Nasıl siyasi üstünlük sağlıyor? Şunu diyeceksiniz. Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına protokol bakımından ne sayılacaktır? Denk sayılacaktır. Bakın Sadrazamla Kral hiç eşit olur mu? Olmaz. Bakın bizim padişahımız burada Kral yani Avusturya Kralı burada. E baktığım zaman Osmanlı Devleti Avusturya karşı siyasi ne sağlamıştır? Üstünlük sağlayacak. Daha sonrasında Osmanlı Devleti ticareti canlandırmak, ve aynı zamanda dedesi Fatih gibi bu dönemde Haçlı Birliği'nin oluşmasını engelleyebilmek için Fransa'ya ilk kez kapitülasyonlar verecek. Peki kapitülasyonlar ne? Bir devletin başka devlete verdiği her türlü idari, iktisadi, mali arkadaşlar ayrıcalıklar bu dönem içerisinde. Daha sonrasında Avrupalılar Kızıl Sakal ya da diğer isimle Barbaros diye adlandırdığı önemli bir komutanımız var. Kim? Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası. Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa bu dönemde Haçlılarla Akdeniz'de bir savaş yapacak. Peki Tonguç sana bir soru sormuş. Peki bu savaşın adı ne? dersem hemen sesinizi duyar gibiyim. Preveze Deniz Savaşı diyorsunuz. Şimdi Preveze Deniz Savaşı'nın özelliği ne? Bir, Akdeniz ne gölü haline gelecek? Türk gölü haline geliyor. Yani artık Akdeniz'de kimler hakim? Osmanlı Devleti hakim olmaya başlayacak. Aynı zamanda bu süreç içerisinde bileceğim noktalardan bir tanesi. Preveze Deniz Zaferi Türklerde 26 Eylül tarihinde Türk Denizcilik Günü ya da Türk Donanma Günü olarak ne yapılmaktadır? Kutlanılmaktadır diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelelim artık bizim saraylarımıza geleceğiz. Peki Osman'ın kalbi Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı ile ilgili neler söyleyeceğiz? Buna söylemeden önce peki sarayları kademe kademe gelelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk sarayını kim yapmıştır? Orhan Gazi Bursa'da yaptıracak. Bu saraya arkadaşlar ne sarayı diye bilinmekte? Bey sarayı olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta diyeceğiz. Daha sonrasında biliyorsunuz ki 1. Murat bu dönemde yaptığı Sazlıdere Savaşı sonrasında Edirne'yi fethedecek ve Edirne'yi başkent yapıyor. Edirne'yi başkent yapmasıyla birlikte Edirne'ye bir saray lazımdır. Bu dönemde peki nereye saray yaptırmıştır dersek tabii ki nereye yaptıracak? Edirne'ye ne yaptı? Bir saray yaptırdı. Buradan da Edirne'ye yine selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi İstanbul'un fethiyle Fatih'in emriyle İstanbul'a Şaheser, Baba Ocağı diye adlandıracağım ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar önemli bir rol oynayacak bir saray yapılacak. Peki ben bu sarayı ne diyeceğim? Topkapı Sarayı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Topkapı Sarayı bugün İstanbul'un muhteşem yerlerinden bir tanesi mi? Muhteşem yerlerinden bir tanesi. Şimdi saray kaç kısma ayrılıyor? Saray arkadaşlar kaç kısma ayıracağım? 3 kısma. Birun diyeceksiniz. Şimdi birun İnsanın vücudunun en dışındaki yeri mantık kurmanız için söylüyorum. İnsanın vücudundaki en dışındaki yeri neresidir? Burnudur değil mi? Şimdi burun dışında dedim. O zaman bir onun için ne diyeceğim? Dış saray olarak ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Şimdi peki dış saray yani bir onun özelliğini. Fahçada dış anlamına gelecek sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları burada yer alır. Bir adalet kasrı, hastane, mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, odun ambarları, çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler, cirit oyunu ve ok atış talimleri için alanlar ve küçük meydanlar bulunurdu. Aynı zamanda bileceğim noktalardan bir tanesi padişahın resmi hayatının geçtiği bölüm olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız Birun. Şimdi Birun içerisinde görevlilerim var. Peki bu görevliler neler yapıyor? Bunlara bir bakalım. Hacı Gain e, ya da Hacı Gan diye adlandırılmakta. Hacı Gain arkadaşlar görevleri kimlermiş? Bunlara bir bakalım. İlk olarak münencim İşte bazen deriz ya işte sen münencim misin nereden biliyorsun? Şimdi bu dönemde gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişidir. Ya da kain de diyebilirsiniz. Gelelim Hekimbaşı. Az çok tahmin ediyorsunuz ne işi yaptığını. Sarayda, e, saray hastanesinde görev yapan hekim. Padişah'ın hocaları yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır. Mesela örnek verin desem kim dersiniz? Fatih Sultan Mehmet'in klasik hocası olan Akşemseddin diyebiliriz. Daha sonra eminlere geleceğiz. Eminler kim? Şehremini. mini. Şehirlere uğraşan kimlerdir? Bir nevi belediye başkanı diyebilir misiniz? Bir nevi belediye başkanı diyebilirim. Sarayın ihtiyaçlarını, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişidir. Yani bir nevi belediye başkanı desek olabilir. Darphane emini ki darphaneyi duydunuz daha önce. Darphane de ne basılır arkadaşlar? Para basılır. Darphane eminin görevi de para basımından sorumlu olan kişidir. matbah amire emini ne iş yapar dersek sarayın mutfak işlerinden sorumlu olan kişidir. Yani bir nevi şef diyebilir miyiz? Evet bir nevi şef diyebiliriz. erbab hizmet görevlileri neler yapar? Emri alem. Emri alemin görevi saltanat sancaklarından sorumlu olan kişi olarak baz alacağız. Kapıcılar ket adı üstünde kapıcı. Kapıcılar ne iş yapar? Ee, sarayın günlük işlerini yapar. Nitekim sarayın kapılarını bekleyen görevlilerin başıdır. Çeşne gir, güzel yemekler değil mi? Sofra hizmetlerini görenlerin başıdır. Bostancı, sarayın bahçesi, bostanı ve sahillerden sorumlu olan kişidir. Ehli hilef, sarayın sanatkarlarıdır. Çavuşbaşı, divanı hümayun toplantılarında teşrifat hizmeti ve mübaşirlik yapan... Görevlerin başı olarak ne yapacağız? Ele alacağız. Enderun. Enderun'a mantık kuracağım. Yine bir e, kod olarak düşünebilirsiniz. Mesela sevdiğiniz için insana ne diyorsunuz? Seni en derinimde sakladım. Bakın seni neremde sakladım? Enderun'da. Yani içimde mi sakladım? Evet içimde sakladım. O yüzden de Enderun'a ne diyeceksiniz? İç saray olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi Farsça'da iş anlamına gelecek... İkinci Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa Edirne Sarayı'nda kurulan bu bölüm Fatih tarafından Topkapı Sarayı'nda uygulandı. Yani aslında Enderun en parlak dönemini kim zamanında yaşamıştır dersem Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ne yapmıştır yaşadı diyeceğiz. Şimdi buranın bir özelliği var. Enderun'a diğer isminde saray okulu da denmekte. En seçkin devşirme çocuklarının eğitildiği ve Osmanlı Devleti'nde sistemin en üst düzey yöneticilerin yetiştirildiği bir okul niteliğinde Endur'un mektebi bu bölümde ne yapmaktadır? Yer almaktadır ya da diğer isminde saray okulu diye de ne yapabiliriz? Ele alabilirsiniz. Şimdi peki burada neler var? Yani Endur'un bölümünde neler var? Ki görüyorsunuz bu bölümleri. Arz odası, kutsal emanetlerin yer aldığı hırkay saadet, dairesi başta olmak üzere büyük ve küçük odalar, doğancılar koğuşu, seferli oda, kiler odası, Hazine odası, has oda ve Enderun bölümünden ne yapar? Oluşmaktadır diyeceksiniz. Yönetim yapısı içerisinde hareketli bir mekan olan Enderun, Osmanlı Devleti'nin siyasi geleceğini hazırlayan en önemli müesseseydi. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü önemli devlet adamları nerede yetişiyor? Enderun mektebinde ne yapmakta? Yetişmekte diyeceksiniz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar. Enderun'daki görevliler kimler? Ne iş yapıyor? Has Oda baş Has Oda'nın amiridir. Silahdara padişahın silahlarından sorumlu olan kişidir. Cuhadara padişahın kaftan ve kürklerine bakan görevlidir. Rikatbaş padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumludur. Türbent ağası padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muhafaza eden kişidir. Kapı ağası sarayın genel sorumlusu ve sarayda padişah mutlak vekili olarak ne yapılmakta bilinmekte. Gelelim hareme. Padişahın özel hayatının geçtiği bölümdür ve Arapça'da yasak anlamına ne yapmakta gelmekte. Şimdi peki burada kimler var? Padişahın evi olan haremde padişahın ailesi ve cariyeler ne yapmakta? Bulunmakta. Hanedan üyeleri Darus Sade ağası dışında hiç kimse buraya ne yapamaz? Giremez. Şimdi cariyelerin bir özelliği var. Nedir dersek? Cariyelerde üst rütbedeki devlet adamları ile ne yaparlar? Evlenirler diyeceksiniz. Bu dönem için Şimdi haremdeki görevliler kimler peki? Saray ağası, sarayın temizlik ve düzeninden sorumludur. Saray ketüdası saray kapısını bekleyen görevlileri idare edermiş. Hazine ağa harem-i hümayunun masraflarıyla ne yapar bu dönemde ilgilenir dersiniz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim divanı hümayun yani devletin merkezinin, devletinin, devlet işlerinin görüşüldüğü bölüm. İlk divan teşkilatı Orhan Gazi döneminde oluşturulacak. Peki Orhan Gazi döneminde divana kim başkanlık eder? Padişah başkanlık edecek. Şimdi bu dönemde Fatih'e kadar divana kimler başkanlık ediyor? Padişahlar. Peki divanda son sözü padişah söylüyor. Peki divanın görevi ne? O zaman divanın görevi nedir dersem danışma neyi diyorsunuz? Meclisi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bakın ne meclisi diyeceğim? Danışma meclisi. Fatih Sultan Mehmet'e kadar divana kim başkanlık etti? Tekrar söyleyelim. Padişah ne yaptı? Başkanlık etki. Fatih'ten sonra divana veziri azamlar başkanlık etti. Peki burada Fatih'in temel amacı ne? Amacı ne? Merkezi otoriteyi ne yapmak? Güçlendirmek. Bu dönemde gizli bir yerden arkadaşlar ne yapmakta Fatih Sultan Mehmet ya da padişahlar divan toplantılarını izlemekte ve böylece de vezirler ve de diğer devlet adamları bu konuda rahat hareket ne yapmışlardır etmişlerdir diyeceksiniz. Peki divanı Hümayun'un üyeleri kim? Kimler divana katılmakta ne iş yapmaktalardır? İlk olarak Vezir-i Azam ya da diğer isminde Sadrazam diye de duyabilir misiniz? Evet duyabiliriz. Peki görevi ne? Siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahiptir. Padişahın unutmayın mutlak vekilidir ve padişahın neyini taşır? Mührünü taşır. Çünkü padişah mutlak neyi? Vekili. Daha sonrasında veziri azamın yardımcıları var. Vezirler. Ya da bu vezirleri diğer adıyla kubbe altı vezirleri diye duyabilirsiniz. Çünkü bu dönemde sarayın kubbe altı dediğimiz bölümde toplandıkları için bu vezirleri de kubbe altı vezirleri diye adlandırılabilir. Sarayın dönem dönem değişen vezirler Devlet işlerinde vezir azama yani sadrazama ne yaparlar? Yardımcı olurlar. Şimdi gelelim kaz askerleri. Kaz asker Anadolu ve Rumeli kaz askerleri Osmanlı Yargı ve Eğitim Teşkilatı ile Taşra idaresinden sorumludur. Yani müderris ve kadı atamasından sorumlu olacak. Anadolu ve Rumeli diye adlandıracağım. Peki en önemlisi hangisidir dersem Rumeli kaz askerliği en üst rütbeli olan kişi olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Defterdarlar nedir? Devletin gelir giderini tutacaklar. Bunlar da Anadolu ve Rumeli defterdarları, Osmanlı maliyesinden sorumlu görevlilerdir. Peki yine en üst rütbeli hangisidir dersem, Rumeli defterdarlığı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Nişancı padişahın tuğrasını çeker, tımar ve zahmetlerin kayıtlarını tutar, devletin iç ve dış yazışmalarını ne yapar? Yapar. Şimdi burada bir dış noktaya değineceğim. Dış yazışmalar 18. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul edilmesiyle birlikte dış yazışmalardan sorumlu olacak Resul Küttaplar olacak arkadaşlar. Yani Nişancı artık 18. yüzyılda dış yazışmaları görevini Resul Küttap'a ne yapmıştır? Bırakmıştır diyeceksiniz. Yeniçeri Ağası'nın görevi ki biliyorsunuz sadece vezir rütbesi olan Yeniçeri Ağası askerin başı olarak toplantılara katılır. Aynı zamanda divanda alınan kararları Yeniçehirlere bildirmekle görevlidirler. Yine İstanbul'un genel e, güvenliğinden sorumludurlar diyoruz. Kaptanı Derya 16. yüzyıldan itibaren donanma komutanı olarak divana katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı de Derya'sı da kimdir dersem Barbaros Hayrettin Paşa diyeceğiz. Şimdi gelelim Padişah Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman. Şimdi Kanunname-i Ali Osman'dan bahsedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han... Osman Devleti'nin ilk kanun namesini yapacak. Peki bu kanun namenin özelliği ne? Dört tane etken göreceksiniz. Bir kardeş katli, iki müsaade sistemi, üç cülus başçı, dört sancak sistemi. Şimdi tek tek hepsini ele alacağız. Kardeş katli ne? Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki devletin bekası için kardeş katli vaciptir. Ama sana soru geldi. Dedi ki hocam Osmanlı Devleti'nin ilk kardeş katlini kim yapmıştır? Bakın ilk kardeş katli Kimde gerçekleşiyor? Birinci Murat'ta. Ama kim kanunlaştırdı? Dersem eğer Fatih Sultan Mehmet anlayacaksınız. Amaç merkezi otoriteyi güçlendirme amaçlanacak. Gelelim müsaade sistemine. Müsaade sistemi haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulması. Bu dönemde müsaade sistemiyle malına el konulan kişi kimdir dersem Çandarlı Halil Paşa diyeceğiz. Aslında burada Fatih'in amacı şu, Türk soyundan gelenleri istemiyor. Neden? Çünkü akrabalık muhabbeti dolayısıyla devletin otoritesini sarsılacağı düşüncesi Fatih'te bu düşünceden dolayı müsaadele sistemi getirilecek. Daha sonrasında Culus Bahşişi. Culus Bahşişi de neydi? Padişah tahta çıktığı zaman Yeniçerileri dağıttığı Bahşiş ilk kez Culus Bahşişi Yıldırım Beyazıt döneminde verilecek. Ama kimde yasallaşmıştır dersem Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ne yapmıştır? Yasallaşmıştır diyeceğiz. Daha sonrasında gelelim sancak sistemi. Sancak sistemi de biliyorsunuz ki şehzadeleri vilayetlere göndereceğim. Ve vilayetlere giden şehzadeler buralarda eğitim alacaklar. Ve devletin başına geçtiklerinde tecrübe ve deneyim ne yapmışlardır? Kazanmışlardır diyeceğiz. Yine şehzadelerin eğitimi var. Peki şehzadeler eğitimi nasıl görüyorlar? Osmanlı Devleti'nde padişah adayı olması sebebiyle şehzadelerin eğitimine çok önem veriyorlar. Sünnetine kadar her şey tek tek ince ince işleniyor mu? Evet, tek tek hepsi ince ince işlenmiştir. 4 yaşına gelen şehzade haremdeki Şehzadegan mektebinde ilk eğitimine ne yapar? Başlar. Şehzadeler eğitim hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim, tarih, coğrafya, Arapça, Farça dersler alır. Ok ve yayı yapmayı, güzel yazı yazmayı öğrenirdi. Ayrıca spor dersleri olarak ok atma, ata binme, avcılık, cirit atma, gürüz kullanma ve güreş eğitimi alırlar. Yani baktığımda hemen hemen her alanda tecrübe mi kazanacaklar? Evet hemen hemen her alanda tecrübe kazanmışlardır. 1. Murat döneminden itibaren şehzadeler 14 ve 15 yaşına geldiklerinde sancak beyi olarak görevlendirilmeye başlayacaklar. Ve bu şehzadelerin eğitimini kim üstleniyor dersem lalalar diyeceksiniz. Kimler üstleniyormuş? Lala diyeceğiz. Şimdi bilimize bir bakalım. Osmanlı Devleti içinde stratejik öneme sahip olan şehzade sancaklarının birçoğu aynı zamanda eski beyliklerin merkezleriydi. Balıkesir, Kütahya, Manisa, Antalya, Konya, Kefe, Amasya, Sivas, Karaman, Trabzon, Bolu şehzadelerin gönderdikleri önemli yerleşim merkezi. Yalnız buraya dikkat çekeceğim. Kefe'yi Anadolu coğrafyası dışında olan tek şehzade merkezi olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Kefe bugün nerededir dersem Kırım'da yer almakta. Şimdi gelelim model sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk saray hangi padişah döneminde yaptırılmıştır dedi. İlk sarayımız arkadaşlar hatırlayın kim döneminde? Orhan Gazi döneminde ne yapılmıştır? Yapılmıştır diyeceğiz. Osmanlı'da danışma kuruluna ne adı verilir? Yani toplantıların yapıldığı yere ne diyeceğiz? Divan diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Ya da divanı ne deniyor? Hümayun olarak ne yapılmakta bilinmekte. Osmanlı'da saray kaç bölümden oluşur? Üç bölümden oluşacak. Ne diyeceğiz? Enderun yani iç saray. Daha sonrasında ne diyeceksiniz? Birun yani dış saray. Ve daha sonra padişahın özel hayatının geçtiği harem olarak ne yapılmakta bilinmekte. Kanunami Ali Osman hangi padişah döneminde yayınlanmıştır demiş. Hatırlayın kim döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek için Fatih Sultan Mehmet Han döneminde sancağa çıkma usulüne kim son vermiştir? Buraya önemli bir dikkat çekeceğiz. İlk kez sancağa çıkma usulü Orhan Gazi döneminde yasallaşacak. İlk sancağa çıkan kimdir? Birinci Murat'tır ve sancağa çıkma usulüne kim son vermiştir dersem Osmanlı duraklama döneminde üçüncü Mehmet döneminde sancağa çıkma usulüne son verilecek. Hangi usul getirilmiştir dersem arkadaşlar? Kafes usulü ne yapıldı? Getirildi. Yani padişahlar sancaklara değil nerelere sarayın içerisindeki kafes dediğim bölümde eğitimlerini görmüşlerdir. Şehzadenin eğitmenlerine ne ad verilir diyor peki? Şehzadenin eğitmenlerine ne ad vereceğiz? Lala diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Evet değerli arkadaşlar bugün çok güzel konular gördük. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki Tonguc'un dinamo konu anlatımlı. Yine sıfırdan ona tarih. Konu anlatımlı soru bankasını. Ee, ne yapıyoruz? Açıyoruz. Ödevlendirmenizi vereceğim. Bu süreç içerisinde hemen ünitemi buldum. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nı. Görüyorsunuz. 136'dan 146'ya kadar ne yapacağız? Sorumlu olacağız. Konularımı tek tek ne yapacağım ben burada? İnceleyeceğim. Konuları inceledikten sonra değerli arkadaşlar soruları çözüyorsunuz. Peki soruları yapamadın. Hiç panik etme. Ne yapıyorsun? Tak diyorsun. Tatsı açıyorsun, kare kodu okutuyorsun, yapamadığın soruları Tonguç sana teker teker nasıl yapacağını anlamında yol gösteriyor. Bunu bitirdik mi? Tabii ki bitmeyecek. Ne yapacağız? Tonguç'un Dinamo 10. sınıf soru bankasını açıyoruz. Buradaki sorularımı tek tek çözeceğim. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı sayfa 137 ile 147 arasındaki konuları güzel bir şekilde çözüyoruz. Ve konular tıkır tıkır ne yapıyor? Güzel bir şekilde sizin için işlenecek değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bay bay.